Öğrenci Konseyi'nin düzenlemiş olduğu Türk Dünyası Bayramı Nevruz kutlamalarına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımız İstiklal Marşı, Konsey Başkanımızın açılış konuşması, demir dövme, ateşten atlama, oyunlar, yarışmalar ve ağaç dikimi şeklinde devam edecekti. Konuşmasını yapmak üzere Öğrenci Konsey Başkanı Suat Ortaysar'ı kürsüye davet ediyoruz. Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla selam olsun seçilip bize gönderilenlere. Kadim Türk yurdu Doğu Türkistan'da ortaya çıkan ve Türklerle beraber Anadolu'ya ve bütün Türk coğrafyasına yayılarak binlerce yıldır ananevi törenlerle kutlanan Nevruz Bayramı, Türk topluluklarında Nevruz, Noruz, Navruz, Nevroz, Navruz, Ergenekon ve Bozkurt gibi adlarla anılmakta ve bütün Türk boyutlarınca kutlanmaktadır. Nevruz, kutlanıldığı bütün coğrafyalarda aslını korumakla beraber bütün coğrafyalarda, bölgelerde bazı bölgelere has gelenekler de meydana getirmiştir. Kırgızlar yeni yılın ilk gününe Nevruz adını vermekte ve bugün de Nevruz köşe denilen özel bir yemek yemektedirler. Uygur Türkleri bugünü bahar bayramı olarak kabul etmekte ve bugüne Nevruz demektedirler. Mart ayına Nevruz adını veren Kazaklar da bugün ananevi bir şekilde kutlanmakta ve bugün de Kazaklar da Kırgızlar gibi Nevruz köşe denilen özel bir yemek pişirmektedirler. Nevruz'u en şaşalı şekilde kutlayan Azerbaycan Türkleri bugüne Nevruz yeni yıl ya da Ergenekon demektedirler. Kırım Tatar Türklerinde de Nevruz geleneği bütün canlılığıyla yaşamaktadır. Kırım Tatar Türkleri bu kutlu güne Navrez adı vermektedirler. Batı Trakya Türklerinin Mevriş, Çuvaş Türklerinin de Nevruz dedikleri bugün Osmanlı Türklerinde de kutlanmaktaydı. Osmanlı coğrafyasında sayılı günlerden birisi olarak kutlanan bugün de güneşin Koç burcuna girdiği anda Nevruzi adı verilen bir macun ve tatlı yemek gelenek haline getirilmiştir. Milletleri millet yapan onların manevi değerleri, adet, ananeler, merasimleri ve diğer kültür unsurlarıdır. Bir milleti ayakta tutan, onu yaşatan ve devamını mümkün kılan bu tür kültür ögeleridir. Günümüzde bu tür kültür ögeleri milletler için temel güç unsurları olan ekonomik güç, askeri güç ve siyasal gücün yanında yerini almıştır. Bu sebepledir ki Türk dünyasının en temel kültür ögelerinden birisi olan Nevruz Bayramı birçok Doğu halkları tarafından kendilerine mal edilmeye çalışılmakta ve hatta bazı etnik gruplar tarafından siyasi hedefler doğrultusunda kullanılmak istenmektedir. Aynı şekilde bazı Doğu halkları ve etnik grupları Nevruz geleneğini kendilerine mal etmeye ve ona çeşitli rivayetler, efsaneler, masallar yakıştırmaya çalışmaktadır. Tarih boyunca başta Türkler olmak üzere Türklerle aynı coğrafyayı paylaşan ve yakın ilişkide olan bazı Doğu halkları tarafından ananevi bir şekilde kutlanan Nevruz, tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de bir takım rivayet, masal yakıştırmalarıyla siyasi, dini ve bazı etnik emellere alet edilmeye çalışılmaktadır. Bu sebeple Nevruz Bayramı'nın ne olduğu, muhtevası, kutlanış şekli ve amacı, hangi tarih ve şartlarda formalaşarak milli bayramlarımızdan birisi haline dönüştüğünün bilinmesi, Nevruz'u bir takım emellere alet etmekten kurtarıp gerçek ve milli bir kutlanış amacına dönüştürecektir. Ünlü Rus gazeteci ve yazarı Georgi Kubilinski, daha Sovyetler Birliği döneminde Orta Asya'ya yaptığı bir gezi sırasında şahit olduğu Nevruz törenleri için şöyle demektedir. Gerçek ilkbahar Orta Asya'ya Nevruz ile gelmektedir. Bu, İslam öncesi bayram, ilkbaharda gece ile gündüzün eşitlendiği gün olan 21-22 Mart tarihlerinde kutlanır. Eskiden Doğu takvimlerine göre yılbaşı da aynı tarihte başlıyordu. Farsça bir kelime olan Nevruz, Nev, yeni, Ruz, gün, yeni gün manasındadır. Nevruz,
Güneş'in Koç burcuna girdiği gün olup Rumi takviminde Mart ayının 9'una rastlar. İlkbaharın başlangıcı 12 hayvanlı Türk takvimine göre ise yeni yıl olarak kutlanmaktadır. Eski Türkler ve nüfus yoğunluğu sebebiyle son 1000 yıldır Türklerin hükümranlığı ve egemenliğinde kalan İranlılar, yılbaşı olarak kabul ettikleri Nevruz, aslında sadece Türklerin değil, Türklerle aynı coğrafyada yaşayan bütün halkların ortak yeni yılı olarak kutlanır. Türkler uzun asırlardan beri baharın gelişini büyük bir coşkuyla kutlamaktadırlar. Baharın başlangıcına denk gelmesi sebebiyle Türklerde Nevruz Bayramı ayrı bir anlam kazanmıştır. Ayrı bir bahar bayramı yerine Nevruz, baharın gelişiyle yeni yıl bayramı olarak kutlanmaktadır. Nevruz, Türklerde aynı zamanda Ergenekon bayramı olarak da kutlanmaktadır. Bu efsaneye göre Çinliler tarafından bozguna uğratılan Türklerden Nuhus ve Koyan adlı iki Hakanzade ile iki kız kurtulurlar. Dereler aşar, tepeler aşar, karanlıklarda yürürler. Nihayet bir sabah önlerine bir iz görürler. Bir alageyin izini takip ederler. Nefes nefese koşarlarken dik bir bayırdan aşağı yuvarlanırlar. Kendilerine geldikleri zaman geyiği de yanlarında görürler. Kızlar geyiği kendilerine alıştırırlar. Geyik de sütüyle onları besler. Tam 400 sene etrafı büyük ve geçilmez Kaf dağlarıyla çevrilen bu gizli yurdun içinde geçer. Bağ artık tamamıyla şenlenmiş, Türk yavruları çoğaldıkça çoğalmış, geyikler artmıştı. Ve herkes bir işle meşguldü, çalışıyordu. Bir gün bu gizli yurda bir kurt göründü ve geyiklerden bir tanesini parçalayarak geçti. Bir çoban da bu kurdun nereden geldiğini merak etmişti. Arkasını bırakmadı ve küçük bir delikten çıktığını gördü. Koşa koşa yurda döndü. Gördüğünü anlattı. Hepsi birden deliğin başına geçtiler. Bu delik dardı. Uğraştılar, uğraştılar. Bir insan geçemeyecek kadar dardı. Nihayet içlerinden bir demirci çıktı. Ocak yaktı, örs kurdu, çekici örse vurarak taşları parçaladı ve yol açtı. Bu küçük dünyaya 400 sene içinde çoğalarak sığmayan Türkler birdenbire taştılar. En önde elinde bayrak deliği açan demirci Türk çıktı. Artık her yıl yeni günde demir ayini yapmak kaide haline geldi. Yeni günde Hakan milli ocağın önüne gelir, bir demir parçasını kızdırır, sonra örs üzerine koyarak çekişle döverdi. Türklerin Ergenekon'dan çıktıkları bugün güneş takvimine göre yeni yıla Mart ayının 9'una, miladi takvimine 21 Mart'a denk gelmektedir. Hiç şüphe yok ki Nevruz Türk kültür ögelerinin en temel ve köklü parçalarından birisidir. Türkiye'mizi zor bir süreçten geçtiği bugünlerde Nevruz gibi milli bayramlarımıza, adet ve ananelerimize sıkı sıkıya sarılarak, millet olarak birbirimize kenetlenerek atlatacağına inancımız sonsuzdur. Türk'ün en büyük ve eski bayramlarından olan Nevruz'u kutlar, tüm Türk dünyasına hayırlı olmasını temenni ederim. Allah Türk'ü korusun ve yüceltsin. Konuşmasından dolayı Öğrenci Konsey Başkanı Suat Orta Hisar'a teşekkür ederiz. Programımız ateşten atlamayla daha devam edecektir arkadaşlar. Ateşten atlama kitlerine buyursunlar lütfen.
dövmek için dönmek isteyen arkadaşları bu sebeple sahneye bekliyoruz. Bu tarafa, bu tarafa. Yer değiştirin. Yumurtasıyla programımıza devam ediyoruz. Yumurtalmak isteyen arkadaşları hemen bayrağın yanına dağıtıyoruz. Yumurtalmak isteyen arkadaşlar lütfen sağ tarafta arkadaşlar dağıtıyor. Arkadaşlar şimdi mikrofonu Aşık Obada'ya bırakıyorum. İyi eğlendirin. Bir şiirimle Nevruz'u özetlemeye çalışayım. Yine bahar geldi, toprak uyandı. Barış'a gel diyen güle merhaba. Tüm tabiat bin bir renge boyandı. Kardeşliğe giden yola merhaba. Neden bu acılar, neden bu çile? Cana kıyılır mı hiç bile bile? Dünyamız dönmesin bir kızgın çöle. Sevgiyi yaşatan dile merhaba. Töremizde Nevruz kutlu sayılır. Asya'dan Balkan'a uzar yayılır. Dostluğa bağ olur, yola koyulur. Muhabbetle dolan göle merhaba. Nevruz soluk almak, Nevruz can demek. Obalıya sevinç, heyecan demek. Nevruz rızık veren, kutlu an demek. Hak'tan coşup gelen sele merhaba. Teşekkürler.
Evet, şimdi dübüler söyleyelim, çalalım, oynayalım. Sevda olmasaydı da
olmasaydı dünya neye yarardı da güzeli olmasaydı dünya neye yarardı da güzeli olmasaydı tanesi tanesiydi seviyorum her tanesi güzellerin içinde de sevdim her tanesi 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 de seviyorum her tanesi güzellerin içinde de sevdim her tanesi.